Zamanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelirken Ekrem Başkan'ın gelme zamanları çakışmıştı. Sizlerin de bildiği üzere buradaki üst geçitler kamuya ait. Yani benim cebimden ödenen bir durum değil. Her ne kadar Bilecik Belediyesi yazsak da belediyenin kaynaklarıyla yapılan durumlar. O zaman biz şunu rica etmiştik AK Parti il başkanından. Özellikle aradım, hatta çok da geç bir saatte aramıştım. Sayın Başkanım, o üst geçitler bize ait. Bir yazı yazın bize en azından, çünkü biz de reklam duyurularımızı yapacağız. En azından bir yüzüne, biz bir yüzüne hani siz açsın. Yani Cumhurbaşkanı geliyor sonuçta. Fakat orada AK Parti il başkanı şöyle beni yanlış anlamıştı. Dedi ki ters kelepçeyle gidersin, hadi indir de göreyim. Yanımdaki bütün arabadan konuştuğum için arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım da buna maalesef şahit oldular. İşte ben bu durumda çok üzülüyorum. Yani bu bir tehdit unsuru olamaz. Ters kelepçeyle gidersin ne demek? Cumhurbaşkanı yardımcıları korumaları yanım, pardon, Cumhurbaşkanı korumaları yanımda ters kelepçeyle gidersin. Bu cümleyi unutmam. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz dedim. Hatta zabıtaya da tehdit etti. Bizim birçok birim müdürlerimiz tehdit aldı falan. O süreçler aşıyorum. Şunun da altını çizmek isterim. Ben burada kim gelirse başımın üstünde yeri var. Cumhurbaşkanı geldiğinde de en çok belediye personelim çalışmıştır. Bunun altını çiziyorum. Şunu da şuradan biliyorum. Cumhurbaşkanı'nın korumaları beni bizzat arayıp teşekkür ettiler. Nazik insanlar, nezaketli insanlar. Çok da paslaştık birçok konuda. Araç konusunda, araçları yerleştirme konusunda. Çünkü güvenlik problemi, zafiyet oluşmaması lazım. Ben de ilimde böyle bir konuya mahal vermek asla istemem. Çok da güzel geçti gitti. Fakat bu tarz söylemler, bu tarz tehditler artık bitmeli, öyle değil mi? Yani artık bak, hükümet bende, yetki bende, al görürsün. Bu değil yani. Gayet biz şehrin önde gelenleri olarak bence çok rahatlıkla konuşmalıyız. İnsanları kargaşaya mahal vermeden bu seçim sürecini yönetmeliyiz diye düşünüyorum.